Orayı iki kat daha vurman lazım. Yoksa senin tekne gibi su alır ha. Kaptanı senin gibi acemi olur da kayalıklara bindirirse su alır tabii. Hoş geldin Ömer. Pek hoş bulmadım. Lan mahalle haliyle sana emanet ettim. Sahip çıkamamışsınız. Ali Ekber sahip çıkmaya çalıştı. İçeride. Ben kendi tekneme sahip çıkamamışım. Elin işinde çalışıyorum. Anlaşılan mahalleyi yanlış adamlara emanet etmişsin. Ben de pek yanlış olmaz, merak etme. Erken geldim. Sormayacak mısın neden diye? Benim için geldiğin önemli. Niye geldin, nasıl geldin, niye sorayım? O zaman ben sorayım. Ne yapacağız bu meseleleri? Madem bana sordun. Aha. Bizim para da sen alacaksın, burada el ele çalışacağız. Mahalleyi çakallara bırakacağız. Ekmeğimizin derdine mi düşeceğiz yani? Bunlar aynı tavşan gibi Ömer. Bir havuç gösterdi Murat'ın ağababaları bunlara, peşine düştüler. Şimdi sen mahalleyi çakallardan kurtarınca hani benim havucum diye ilk senin karşına çıkacaklar. Doğru. Ama ben çakal sesinden haz etmem. Onlar geceleri uluyorken biz nasıl yatıp uyuyacağız? Murat'ın adamlarını silkeledi attı Ömer. Murat da vakti ağı yırtılacak, topladı tüydü. Nihat Reis, iyi diyorsun, hoş diyorsun da Murat'ın arkasında kimler var biliyoruz. Bir değil on Ömer yanımızda olsa biz bu adamla baş edemeyiz. Ya biz silkinin artık ya. Ya sen bu adamlar yüzünden yarın öbür gün hapse girersen senin kanına, çoluğuna, çocuğuna kim bakacak Cevdet ha? Süslü doğru söylüyor Cevdet. Bu adamlar oltayı almışlar, bizi çeviriyorlar. Benim Ömer Reis'e itimadım sonsuz. Hele bir başım desin, ilk arkasında ben de olurum. Hah şöyle ya, bir silkinin ya. Oo, iyi adam lafın üstüne gelirmiş. Yok mu reisiniz? Memleket dolu reis. Sen hangisini soruyorsun? Mahallenizin yeni reisini. Abiniz mi diyeyim yoksa? Ayıp oluyor reis. Ayıp oluyor. Ulan herif babamın evini ocağına çöktü. Siz gelmiş burada makara yapıyorsunuz. Benim bunu demem mi zorunuza gidiyor? Heh, biz de onu konuşuyorduk. Gel otur şöyle konuşalım. Ben bundan sonra Murat'la konuşurum birader. Onu da anlayacağı dilden konuşurum. Sen adamlarını silkeledikten sonra Murat kaçacak dedik arada anlaşılan. Sabahtan beri ortalarda gören yok. Murat abim Salih Bey'le toplantıda. Bir yere kaçtı yok. Birazdan gelir. Sen bizi mi dinliyorsun lan Velet? Yürü git çay getir. Çay mı yok. Murat abim laf edinin su bile yok. Allah Allah. Şu çocuk kadar yüreğiniz olsaydı bunlar gelmezdi başınıza. Bu Velet dediğiniz bile abisini nasıl koruyor? Ya reis. Reis. Ya Ömer Allah aşkına bir bekle. Reis bak. Reis ne desen haklısın bak, sindik alttan aldık. Belaya bulaşmayalım dedik ama biz alttan aldıkça adamlar tepemize çıktılar. Ya gel, gel hatamızı telafi edelim. Bak bütün arkadaşlar arkandayız. Şimdi arkamda olacağınıza zamanında ailenin yanında olsaydınız. Yapma reis, ezme bu kadar bizi. Müsaade et. Bunları silkeleyip atalım mahallemizden. Ömer. Az buraya gel. Ama yayan gel. Dolmuşa binmeden gel. Sen de mi Hüseyin abi? Bu mahallede sözünü eğip bükmeden konuşan başka kim var ki? Sen de mi diyorsun? Efendim Turan abi. Tamam abi. Fabrikadayım. Bekliyorum abi. Ne oldu?
Hürrem'in tekneyi yakalamışlar. İlk kez mi birini yakalatıyoruz? Niye bu kadar canını sıktı bu? Bizden habersiz tekneye yolcu almış şerefsiz. Aldığı yolcu da Halife örgütünden bir terörist. Ceza benim konuşta sahil güvenlik demiyor. Turan'a göre ikisi de değil. Büyük ihtimal bir yerlerde sorguya aldılar. Bak, bu kaçakçılığa da mülteci işine de benzemez İskender. Uluslararası terörden gelir sülalemizi kurtur devlet. Ulan kim kefil oldu bu üreme biz iş verdik? Murat, dayımın oğlu. Keseler ağzını açmaz dedi aldı. Ulan kaç tane dayısı var bu adamın? Alacağım yengesini, bir dayısı da ben olacağım sonunda. Remzi, ara şu Murat gelsin hemen. Ali değil mi usta? Ben Ali'nin içindeki cevheri gördüm. Ali bunu yapacak adam değil. Ali'ninki nasıl bir çaresizlik biliyor musun? Kendisi için mi, başkası için mi? Benim için bile olsa, ailem için bile olsa ben bunu kabul edemiyorum abi. Nereden biliyorsun? Belki de o garibanlar için. Bildiğin bir şey varsa söyle. Ben Ali'yi bilirim, başka da bir şey bilmem. Babam niye öyle diyor o zaman? Ali'yi bildiğin kadar babamı da biliyorsun. Ali'nin bir yere kaçtığı yok Ömer'im. Gider sorarsın. Soracağım elbet. Önce bana söylemesi lazımdı abi. Evi geçtim, lokali geçtim. Ali hapse düşmüş. Anam babam bana haber vermiyor abi. Sen avukat mısın? Neye haber verecekler sana? Öğrendin. 15 gün önce, 15 gün sonra ne fark eder? Eğer burada olsaydım mani olurdum. Bir yolunu bulurdum, kurtarırdım Ali'yi. Demek ki Ali'nin kaderinde kurtulmak yokmuş. Ne yani? Ben Ali'nin masum olduğuna inanacağım. Onu orada çürümeye bırakacağım. Öyle mi? O zaman da kaderinde kurtulmak varmış deriz Ömer'im. Usta, bazen bu rahatlığım beni şişiriyor. Ne yani, kader diye belimiz kolumuz bağlı duracak mıyız böyle? Sen mi yarattın onları? Haşa. Sen olmasan Ali Ekber kurtulmaz. Sen olmasan mahalleli kurtulmaz. Sen olmasan baban kurtulmaz. Bu ne benlik? Öyle demedim ben. Öyle demedin. Ama içinden öyle geçiriyorsun Ömer. Delikanlıyı kibir bitirir Ömer'im. Delikanlıysan önce benliğini devir. Azrail cebime bırakmış. Bir bak istersen. Korkmaz'dan henüz dönüş olmadı. Acele etme. Baba Yiğit teklifimizi bir düşünsün. Abi. Ben sana ne gösterdim? Sen ne yapıyorsun? Benim kafa böyle çalışıyor. O çekişli vurmayınca çalışmıyor mu aklın? Ben niye ayakkabı tamircisiyim düşündün mü hiç? Ne bileyim, çekiçle taban dövmeyi seviyorsun herhalde ondan. Öyle çamurla pislikle uğraşmayı kim sever? Bu taban benim gururum. Onu iyice dövüyorum ki yine kibre kapılmasın. Çiviyle çakıyorum ki nefsimi dürtmesin. Kendimi en aşağı işe koşuyorum ki yaptıklarımın bedeli ödensin. Bedel ödenecek ne yaptın ki abi sen? Ben seni bildiğimden beri çekiç sapından başka bir şey kırmadım. Yeri gelince öğrenirsin. Sen beni boş ver, ben bir gariban tamirciyim. Asıl sen ne olacaksın? Onu söyle. Bilsen buraya gelip bulmaca çözmeye çalışmam. Allah hakkı için bana dümdüz söyle.
ben ne olacağım? Adil olacaksın. Yazgın seni zalim de yapmıyor, mazlum da yapmadı. Senin alnına adil olmak yazılmış. Her şey değişti. Sen değiştin. Sabrın değişti. Nefsin değişti. Ölmeden ölmeyi gördün. Eğer gördüklerini anlayabilirsen, senden adaletlisi yok. Bunlar ne? Sahibini bekleyen emanetler. Kim ki sahibi? Sensin. Karabiganlı'nın emanetleri. Bundan böyle senin. Bu tesbih. Sabır çek, fevri karar verme diye. Bu delikli demir. Sen hükmünü verdikten sonra uymayana cezasını verdi. Bu yüzükse ona her baktığında Faruk'u hatırla. Faruk ol diyedir. Emanetlerin sahibi ben değilim. Ne böyle bir iddiam var, ne de hevesim. Bunları hak edene var. Kader hükmünü vermiş. Emanet sahibini görmüş. İstediğin kadar kaç. Bu yüzük parmağına. Bu silah. Beline.
tesbih de eline gelecek.